baksana bunun ağzı, gözü. Bunun her şeyi olmuş, tamamlanmış. Yani çok enteresan geliyor bana, biliyor musun? Böyle şimdi bu ufacık tefecik ama nefes alıyor resmen. Emir nefes alıyor. Yani kalbi var böyle ufacık. Çok garip değil mi? Bu annelik çok kutsal, çok acayip kutsal. Yani şimdi böyle aylarca siz karnınıza taşıyorsunuz. Efendime söyleyeyim. Sonra doğuruyorsunuz ki yani ona hiç girmiyorum. Yani başlı başına bir olay zaten. Sonra işte emziriyorsun, besliyorsun, büyütüyorsun falan. Acayip saygı duyuyorum ya. Bütün annelere çok saygı duyuyorum. En çok da Emir'in annesine çok saygı duyuyorum yani. Vallahi doğacak, kucağıma alacağım. Böyle kokusunu içime çekeceğim. Daha ne isterim ya? İnşallah canım, inşallah. O günler de gelecek. Az kaldı. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Annelik şimdi başlıyor. Hissedebiliyorum bunu. Şimdi annem eskiden bana kızdığı zaman anlamıyordum neden kızdığını. Şimdi ona çok büyük hak veriyorum. Daha bebeğim doğmadan ben bütün kötü senaryoları yazmaya başladım. Ve geçen geceyi hatırlasana, böyle apar topar doktora gittiğimiz. Hatırlıyorum. Hatırlamaz olur muyum? Ama sen hiç bunları dert etmiyorsun. Çünkü zaten ben senin endişeni paylaşmak için varım. Ben senin bir sorunun olduğunda çözmek için varım. Her zaman yanındayım. Tamam mı? İyi ki varsın. Yani tabii ailem de var ama... yani beni en iyi sen anlarsın. Ben anlarım tabii. Bir derdin olduğunda, bir sıkıntın olduğunda... iyi günde, kötü günde... ben senin hep yanında olacağım. Bunu hep bil, tamam mı? Ne olursa olsun. Evet. Ve romantizmimiz gelen profiterolle pasta ve cheesecake'le son bulur. Teşekkürler. Hadi olsun. Tamam, zamanlama süper. Öğüm ayağım tutuyor. Ama hayatım bak, tatlının romantizmimizi bozması mümkün değil. Bana saçma geliyor. Tabii tabii, engelleyemez canım. Ama tabii hayatım deyince yani şimdi denecek de bir şey kalmıyor. Bir yelkenler suya inmiyor değil yani. Ama yapa tutuyorsun beni. Lafa tutuyorsun, performansım düşüyor. Tamam, tutmuyorum. Performansın düşmesin. Tam gaz, devam. Hmm. Ya ben bu hallerini çok özledim, biliyor musun? Yani bunları falan da özledim, tamam mı? Ben silerim şimdi, ha? Yine mi? Ama sana ne diyeceğim? Seninle küsken, konuşmuyorken ben bunların suratına bile bakmadım, biliyor musun? Sen? Pastaların suratına bakmadın sen. Bakmadım. Ciddisin. Vallahi billahi. Az yedim bile değil ya. Hiç yemedim. O zaman şu kesinleşti. Yani şundan eminim ki sen beni çok özlemişsin. Onurcuğum, tamam. Hemen şımarma ama. Ya ben bugüne kadar böyle bir şey yaptım mı? Yani şu gün tadını çıkarayım bari. Bir kere şımarayım. Ne olacak ki bir kere ya? Bir. Allah'ım, koskoca Lord Onur'un haline bak ya. Şımarmak için fırsat kolluyor ya. Tamam, sustum. Ama şunu bilmeni isterim ki, üstüne basa basa söylüyorum. Ben seni çok özledim. Peki, şimdi lafı sen açtın diye sorayım dedim. Sen bensiz ne yaptın? Yani... neler yaptın? Tamam, anlatıyorum. Yani aslında çok bir şey yapmadım. Yani yaptım denilemez. Çünkü keyifsiz, böyle tatsız, tuzsuz. İşte böyle bir anlamsız, huzursuz günler yani. İşte sabah, ben yani düşün sabah kalkamıyorum falan. Ondan sonra işte işe gitmek istemiyorum. İşe gitsem işte toplantıya giriyorum, 2 dakika sonra çıkıyorum. Mailler geliyor, mailleri okurken dalıyorum, gidiyorum. Hiçbir şey anlamıyorum falan. Evde yemek yemiyorum. Böyle saçma sapan yani. Bizimkilere zaten surat 5 karış. Böyle bir şeyler eksik. Gerçekten bir şeyler eksik. Keyifsizdi işte ya. Ay çok şükür. Ay. Öyle. Ben sana bunları şimdi anlattım diye. Tabii. Sen şımaracaksın ki şımar. Şımar. Sana şımarmak da çok yakışıyor çünkü. Teşekkür ediyorum öncelikle iltifatın için.
Tabii ki şımarırdım şimdi hakkım olduğu için. Ama pas geçiyorum bir dahakine. Ama bir daha küsmeyelim olur mu? Bir daha hiç küsmeyelim. Tamam. Hadi yavaşla. Tamam evet yavaşlattın mı? Ya hala yavaşlattın diyor. Ay, bak 30 saniye romantizmimiz 30 saniye. Yiyorum ama ben bunları burada. Süs diye süsleri de yiyorum. Süsleri yeme. Pardon. Hesabı alalım. Şey bu arada giderken beni hastaneye bırakabilir misin? Organizasyon var da hazırlığını dahil olamadım. Bari süslemesine katılayım. Hı hı. Tabii bırakırım. Kalkalım mı? Onur. Hı. Bana güven tamam mı? Güveniyorum tabii ki. Yere bakıyorsun ama bana güven. Ben sana güveniyorum Lale. Anlaştık. Kalkalım mı? Hadi. Güzel bir geceydi. Yemekler, sohbet harikaydı efendim. Çok sağ olun. Yine bekleriz yavrum. Tamam geleceğim. Ay hadi sen geçir. Ben yıkala kaldım. Ben seni geçireyim. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Saygılar. Lale. Çok güzel bir akşam oldu benim için. Hem yani daha fazla kaynaştık. Hem yemekler de çok güzeldi. Her şey için sağ ol. Benim için de çok güzel geçti. Ben de çok teşekkür ederim. Şeyi soracaktım. Merak ettim de. Hastaneye gittin ya. Süsleme nasıl geçti? Yani süslemeyi çok merak ettim. Güzel oldu. Yaptım süslemeleri. Ama sana bir şey söyleyeceğim. Ben orada Doktor Onur'la konuştum. Hani bir daha ona muayene olamayacağımla ilgili. Öyle mi? Çok iyi yapmışsın. Onur. Hı. Aslında her şey benim suçum biliyor musun? Yani biz o gün Doktor Onur'la iken sizi gördük ya. Tabii ki ben ne hissediyorsam ne olduysa kendi bildiğim kadarını anlattım. Ve o da sana tepkili olarak yaklaştı. Ya bütün bunların sebebi bu. Hatta ben konuştuğumuzda anlattım senin suçsuz olduğunu. Hani hiçbir şeyden aslında haberin olmadığını. O da çok pişman oldu ve seni aramak istedi ama... Yok gerek yok. Yani artık kimin haklı kimin haksız olduğunun bir önemi yok. Tamam mı? Artık böyle şeyleri düşünüp canımızı sıkmayalım, üzmeyelim. Olur mu? Bir hafta çabuk geçsin. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Tekrar sağ ol. Sorma yine zora koyma beni bugünümle ise
Her yarım aşksan hadi en baştan beni bütünümle sev. Bir kadın eğer senin çocuğunu taşıyorsa sen onu başının üstünde taşıyacaksın. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle. Kızımız Lale'yi, oğlumuz Onur'a istiyoruz. Sen şimdi saçın bozulur diye suya da sokmazsın kafanı. Allah Allah. Evet. Ben kısmetin olmalıyım. Ay bebeğime bir şey oldu kesin. Bebeğine bir şey oldu. Ay çok kötü. Ne oldu? Kıpırdadı. Ciddi misin sen? Evet. Kesin mi bu sefer? Evet. Ay kıpırdıyor. Duydum. Tekme attı. Tesadüf mü yükseltti aşk ellerimde. Damlar durur kaçınılmaz yaz yağmuru. Çok ıslandım üşüyorum gözlerinden. Zoraki bir sevdada. Uyudun mu canım? Çaresiz sırılsıklam. Geçmişi sorma, yine zora koyma beni bugünümle sev. Hayır. Her yanım aşksan, hadi en baştan beni bütünümle sev. Davetsiz misafirim. Davetsiz. Seni düşünüyorum. Misafirim. İçimdeki aşk esir almadan. Ben de seni düşünüyorum. Karanlıklardan çıkmalıyım. Kime niyetin? Ben kısmetin olmalıyım. Oh, keşke yanımda olsan. Bir yaz yağmur sevda. Deli bir yaz yağmur sevda. Hoş geldin. Nasılsın? İyiyim. Bir şey mi oldu? Sen biraz durgun gibisin. Yok. İyiyim ben. Gayet iyiyim. Şeyi soracağım. Ne yaptılar? Bizimkiler gittiler mi? İçerideler mi? Ha, gittiler. Ha, konuştunuz mu her şeyi? Konuştuk. İyi bakalım. Hadi biz de gecikmeden gidelim o zaman. Ya sen bir şey olmadığına emin misin? İyi ki yanımdasın. Özlemişim seni. Ben de seni özledim. Hadi gidelim. Tamam. Bakalım bugün neler öğreneceğiz? Vallahi bilemiyorum artık neler yaşayacağız. Çok önemli vallahi bu konu. İyi dinle. İyi dinle derken? Yani bebeğin altını ben mi değiştireceğim Lale? Her şeyi beraber yapıyoruz. Altını da değiştirirsin yani ne olacak? Tabii ki her şeyi beraber yapıyoruz o ayrı. Ben sana her zaman yardım edeceğim de. Yani sonuçta baksana şimdi ufacık tefecik böyle bacakları falan narindir bir şey olmasın diye söylüyorum yani. Yani bunları yapması zor. Kadın işi diye öyle söyledim ben. Ay nesi zor bebeği yıkamanın altını değiştirmenin Allah aşkına. Vallahi hayat müşterek beraber yapacağız. Gerekiyorsa sadece sen. Merhaba arkadaşlar. Yeni başlayacak bir çiftimiz daha olacaktı. Sanırım gelmediler. Kolay gelsin. Evet geldiler. Hemen biz de geçelim. Hemencecik başlayalım. Aa, Filiz. Merhaba. Ne haber? Vallahi hanımım çok ısrar etti. Dedi biz doğumu geçemeyiz. Kursuna gidelim dedi. Yazdırdım ben de bakalım. İyi. İyi yaptınız. Filiz hoş geldin. Hoş bulduk. Filiz öğrenebildiniz mi cinsiyetini? Evet. Bir tanesi kız, diğeri göstermedi. Saklıyor. Nazlı. Evet. Helal olsun. Evet, bugün ilk olarak bebeğimizin banyosuyla başlıyoruz. Küvetimizi 37 derece sıcaklığında şampuanlı suyla donduruyoruz. Evet,
bebeğimizi sağ elimizle başından tutup sol dirseğimizi ensesine yerleştiriyoruz ve kol altlarından kaldırıyoruz. Evet, güvenli bir şekilde yavaşça küvete bırakıyoruz. İlk önce ayaklarından başlıyoruz, suya alıştırıyoruz. Yumuşak bir süngerle göğsünü ve kollarını yıkıyoruz. Sağ elimizle çenesinden tutup kafasından destek alarak çeviriyoruz. Güzelce yıkıyoruz sırtını. Güzel yumuşak dokunuşlarla da başını yıkıyoruz. Durulama suyunu yutabileceği için bebeğimizi içme suyuyla duruluyoruz. Biz içme suyuyla mı yıkanıyorduk ya? Evet, duruladıktan sonra havlumuza sarıyoruz. Annemiş, yıkandın mı? Evet, bu kadar. Şimdi sıra sizde. Sizden başlayalım mı? Evet. Hadi, hayırlısıyla başlayalım. Hadi kolay gelsin. Buyurun. Evet. Şimdi, evet, önce suya sokuyoruz değil mi? Evet. Emir çırpınıyor. Emir'i çıkaralım da. Hayatı tehlikede şu an çünkü. Hayır ya, çırpınmıyor. Ya bak, suya koyacaksın canım. Biraz alışacak. Tutabiliyor muyum? Oldu mu? Sakin olun. Gayet iyi. Devam. Güzel. Hadi o zaman sen de süngeri al da yıka bacağını, şey, parmak aralarını falan, hadi. Evet. Peki şimdi mesela çevirmesek olmuyor mu? Başını destekleyeyim. Çevirdim. Ay gitti başı, çocuğum düştü, boğuldu. Tamam. Yok, ben boğuyorum, bebeğimi boğuyorum ben ama. Nasıl yıkayacağım ben bu çocuğu? Pis mi kalacak bu? Kokacak bu çocuk. Yani sakin ol, boğmazsın. Bir şey sormak istiyorum. Ben internette izlemiştim, onları görmüş. Böyle bir tane file var mesela, onunla yıkıyorlar. Suratına çok gelmiyor. Biz onu niye yapmıyoruz? Evet ama bebek suyla pek temas etmiyor. Biz bu şekilde öneriyoruz. Peki. Alayım mı? Allah'tan baba güzel yıkıyor, yoksa bu çocuk kokar. Baba değil, ana yarısı. Yalnız başını destekle hayatım. Destekliyorum. Hazır mısın? Hazırım. Su geliyor. Yüzüstü çevir. Oğlum, bacaklarını sokma, kaldır. Yıkadık güzelce. Kaldırsın da adamı. Tutsan, tuttun mu? Tuttum. Getir. Evet, getir bakalım. Ay benim oğlum yıkanmış mı? Ya sen şimdi oyuncak bebeksin diye böyle oldu. Yoksa duramazdın. Tabii tabii, plastik olduğu için. Yoksa sen çok iyi yıkardın yani bebeği. Yıkadım zaten. Yıkadın. Daha da iyi yıkardın yani o anlamda. Alkış yok mu bize? Evet, devam edelim. Hocam biz gelebilir miyiz? Biz gelebilir miyiz? Hayır. Biz niye gelelim hayatım? Biz niye gelelim? Başkaları yapsın bir görelim. İki tane var diye rahat davranıyorsun. Biz boğarız bu çocuğu. Bu çocuğa dadılar baksın yavrum, lütfen. Erol, saçmalama, yürü. Çok zor Erol. Başlıyorum. Suyu verir misin şuradan?
Oh, içme suyu tertemiz şöyle bol. Ne yapıyorsun ya? Üstüm başım soğudu, ne yapıyorsun? Bolca dökeyim diye. Çocuğu da boğacaksın, ver şunu ya. Hocam, bacak. Evet. Alalım hocam, teşekkürler. Yeni ziyade ama bacaklar. Buna iyi davranalım. Lale'cim sen şimdi altını bağlıyorsun ama bir şey kremi de sürseydin ya. Zaten ben her şeyi tek başıma başarılı bir şekilde yapıyorum. İstiyorsan sen tepemde dikil, bana direktifler ver böyle. Olur mu? Hayır, ne alakası var? Ben yani pişik olmasın diye söyledim. Sonuçta yeni doğdu ya, eteni daha hassastır, narindir. Annesine çektiyse daha narindir falan. O yüzden yani. Tamam ya, zaten sen hiç gitme, hep yanımda kal, olur mu? Olur. Ama çok güzel altın değiştirdin yani. Onu da görmezsen gelemem. Allah Allah, harikasın hayatım. Ay maşallah, bizim kıza bakar mısın paket? İyice gördün, izledin değil mi? Bak vallahi bebek bakımında hataya falan yeri olmaz yani. Ayrıca iki taneler, ben tek başıma uğraşamayacağım. Sen yardım edeceksin bana. Ha, tek başıma kalmayayım, birlikte olalım gibi mi diyorsun? Sweet Home'umuza geri mi döneyim diyorsun? Öyle bir şey dedim mi ben? Ne alakası var? Ben öyle bir şey mi söyledim? Dönmüyorum. Hayatım bir tanem, çok uzatıyorsun ama bak, çocuklarımızın psikolojisi bozulacak. Kızımız üzülecek, X üzülecek. Evimize dön gayrı, ne olur. Bilmiyorum Erol, düşünmem lazım. Ya Filiz yumuşamayacak galiba. O da size yerleşti. Ya olsun, kalsın istediği kadar. Ben eğleniyorum da hamile, evli zor oluyor böyle onun için. Değil mi? Söyle Lale'cim, söyle. Hatta daha yüksek sesle söyle, herkes duysun. Yani herkes bilsin bu durumu. Öyle bir şey söylemek istemedim. Onlar sonuçta isteyerek evlendiler yani. Tabii. Ya Onur, ben öyle demek istemedim. Biz sonuçta garip bir şekilde evleniyoruz ya. O manada yani. Hı-hı, anladım. Yani aslında tabii haksız da sayılmazsın. Ama... Evet, bu haftalık dersimiz bu kadar. Nasıl öğretmenim? Ayak masajı yok mu ya? Ayak masajını geçen haftalarda gördük. Siz yeni başlayacak dönemde olduğunuz için ilerleyen derslerde göreceksiniz. Ya bugün istiyorum ya, bana ne? Hayatım, ananın evinde ayak masajı mı gördün acaba? Neyi bugün istiyorsun? Hanımefendi bir dahaki derste diyor. Next chapter, lütfen. Of. Filiz, ben sana öğretirim ya. Gerçekten mi? Evet. Sen öğrendin, sen öğret tabii Lale'cim. Aşk olsun ya. Masajım bu kadar çabuk unutuldu mu yani? Beğenmedin mi? Tamam, sorun yok kızlar. Siz şöyle uzanın yere. Ben öğreteceğim. Allah'ım, bu da dünden lazım. Uzanın ne kuzen? Ayak masajını Allah'ını seversen, of! Yapmak istemiyorsan yapma sen o zaman. Ha, gerçeği mi zannettin kız sen onu? Şaka yaptım, minnoşum. Olur mu öyle şey? Gel bakalım. Al hadi. Ay kırdı, bıdırdı, batırdı ya. Hadi bakalım. Allah. Çekil, oraya oturursun Erol, tamam mı? Ay kız dur hamiş halinle, tamam. Onur. Hadi geç. Ay vallahi bir şey söyleyeceğim. Ben de geçen seferkinin hiç tadına varamamıştım. Bari güzel bir masaj. Gelir ha. Basma şuraya, ben yutacağım. Tut beni. Of. Ay. Kafamızı nereye koyacaksın? Evet. Sen beni izle kuzen. Ben sana uygulamalı olarak anlatacağım, tamam mı? Tamam. Of, bu nasıl bir koku? Allah, ben bakamıyorum ki. Gözüm yandı benim. İzleyemiyorum ki ben şu anda. Of, bu nasıl bir kesif koku? Ya sen ne diyorsun ya? Herhalde bütün gün spor ayakkabısının içerisindeydi. O yüzden öyledir. Lale yalın ayak geziyor ya, Hint fakiri gibi. Ondan kokmuyor onun ayağı. Çocuğun suratına baksana, pamuk gibi. Lale'nin ayakları mis gibi kokuyor kuzen. Bizimki de biraz pis gibi. Erol, şimdi vallahi ayağımın tam altındasın. Bir tepik yiyeceksin. Pis mi, temiz mi göreceksin. Laf denk geldi. Ondan şey yaptım. Kuzen, oluyor mu? Zirvedeyken bırakayım mı ben? Oluyor diyebilir miyiz? Yani oluyor kuzen de, asıl bak sana bir püf noktası söyleyeyim. Çok kilittir bu. Baş parmağa dokunuyorsun, tamam mı? Böyle biraz masaj yapıyorsun buraya. Uyku modu bu. Uyku modu, dinleniyorlar. Uyku modu baş parmak mı? Tabii, tabii. Ben bu parmağı morartırım. 9 ay ben morartırım bu parmağı. Erol, duyuyorum. Cıvıma. Sorry.
Ay. Of. Evet. Lale de gevşedi. Ama tabii yavaş yavaş masajımızın da sonuna geliyoruz. İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım. Gülümse hadi karanlıklarda.